Birazdan izleyeceğiniz video yılın oyunları için hazırladığımız özel programdan alıntıdır. Lütfen buraya tıklayarak özel programımıza da göz atın. Evet, sizi bekliyorum. Tıklayın. Tıklamıyor musunuz? Peki. Evet, tekrar birlikteyiz. Yanımızda Sarp Kürkçü var. Sarp Kürkçü ile neyi konuşacağız? En iyi online oyunu konuşacağız. Öyle mi yapacağız? Aynen öyle yapacağız. Vay, öyle yapıyormuşuz. Evet, şu anda öyle yapıyoruz. Hadi bakalım öyle yapalım. 3 tane adayımız var. Bu 3 adaydan bir tanesi ödülü alacak. Önce isterseniz 3 adayımızı sırasıyla bir tanıyalım. Tıpı 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 tıpı. Evet, ne düşünüyorsun bu sene çıkan oyunlar hakkında? Elite Dangerous var aslında listeye ucundan kaçıran oyunlardan bir tanesi. Senin favorilerinden bir tanesi belki de. Ya evet, ama işte herkese uygun olan bir oyun olmadığı için aslında gerçekten çok 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 niş bir oyun kalıyor. O nedenle alıp kenara koymak bence de çok mantıklıydı. Rocket League bambaşka bir dünya ya. Yani hiç kimse 4-5 tane arabayla bir topu bir sahanın içinde döndürmenin bu kadar eğlenceli olacağını tahmin edemedi herhalde. Çok bilinmeyen bir oyun türü diyebiliriz. Tabii yani. Tabii. Psyonix'in yaptığı aslında ikinci çalışma bu. Daha öncesinde bir tane daha yaptılar ki ismin kısaltması Sarp oluyor. İncelemeye de yazmıştım. O yüzden değil mi? Ben o yüzden seviyorum. Ama gerçekten ya, incelemek için başına oturduğum andan itibaren Rocket League, İşte gerek kontrolleriyle gerek kendince gerçeği %100 yansıtmayan fizik motoruyla, araba ters tavanda gidiyor yani gerçeği yansıtmasını mı bekliyoruz? Kişiselleştirme seçenekleriyle yani dolu dolu ve ben gireyim 2 maç atayım çıkayım derken 22 maçı bulan maçlar, çünkü çok kısa sürdüğü için yani 5 dakika falan oluyor girdik toplandık maç başladı ettik diye. Ya o kadar seri olan bir oyun ki bu kadar vurucu ve yıla damgasını vurmasını ben beklemiyordum. O yüzden çok şaşırtıcı geldi. Peki Heroes of Storm için ne diyeceksin? Heroes of the Storm MOBA türü, ufak arenalarda oyuncuların toplanıp yaptıkları dövüşler düşünüldüğünde son birkaç yıldır kendini çok fazla tekrar eden bir döngünün içerisinde. İşte 2015 itibariyle yavaş yavaş FPS ya da 3. kişi kamerasından oynanabilen yine bir shooter, yani o da TPS diyelim hadi, şeklinde olanları da, Smite var gerçi piyasada, hakkını da yemeyelim. Bunlar geliyor adım adım ama alışılageldik geleneksel izometrik MOBA'lar konusunda farklı şeyler deneyen tek firma Blizzard diyebilirim. Yani en son gelen haritaları da öyleydi. Bu zamana kadar bütün gelen haritaları da öyle. Yani hiç kora ulaşmadan, kora dokunmadan koru patlatmak için çaba sarf etmek çok yaratıcı kalıyor piyasadaki diğerleri açısından. Tabii şimdi 2015 yılında çıkan oyunları, hani Elite Dangerous'ı bir kenara koyarak konuşuyorum. 2015 yılında çıkan oyunları listemize alıyoruz. Yani League of Legends, Dota'yı falan rekabet içerisine sokmadık. Daha önceden çıkmış evet. Oyunlar olduğu için. Fakat Heroes of the Storm çıktığı zaman böyle bir şey oldu. Yani insanlar bir baktı, etti derendi de şu an ben çok fazla konuşulduğunu etkiliyor muyum? Belki Türkiye için geçerlidir bu durum. Dünyada da acaba oyun sayısı istenilen kıvama gelmedi mi? Yoksa... Şimdi şey var ya, şu ana kadar çıkan raporlar düşünüldüğünde oyuncu sayısı iyi. Ama oyuncunun birim bazda para harcama değeri çok düşük. Yani o yüzden zaten BlizzCon'da da gittikleri yol daha fazla eğlenceye, daha fazla deneyselliğe göreydi. Yani normalde çünkü biliyorsun ücretsiz oyunlarda senin aylık ücretin oyuncunun işte dış görünüşe, kozmetiğe vesaireye para harcaması üstüne kuruludur. Heroes of the Storm bu konuda bana sorarsan fiyat baremini çok çok yüksek tuttu. 1000'e 20 yani euro istemek. Çok tartışılan bir konuydu ilk çıktığı evet, zamanda. Ya 1000'e 20 euro istemek, indirime girdiğinde %50'den 10 euroya düşmesi çok büyük haksızlık bence. Ve hani onu gördüğünde insanlar zaten ara sıra Z'ye basıp çağırdığım bir şey, kim uğraşır abi deyip. Buna para yani, vermekle. Evet, buna para vermekle kim uğraşır deyip almayanlar olur. Gerçi sanat yönetmenimiz Gizem'e burada bir parantez açıp hala Blizzard'ı besleyen yegane insan olduğunu. Ya Türkiye'den Blizzard'da bol bol para harcayan, para gömen işte Gizem. Oradan da özel ödül geliyor evet, diye Gizem, Blizzard'da. Blizzard özel ödülü. Bunlar valla bunlar yok, beni çıkar koyma beni. Dediğin doğru, Dota'yı ya da League of Legends'ı işin içine katmadık ama bunlar sonuçta artık çıktı ve bitti şeklinden öte birer servise dönüşmüş oyunlar ya. Yani hani utanmasak
MMO'ları değerlendiriyor olsak ve bu yılın en iyi DWO'su nedir sorusuna hala WoW böyle sanki kafasını uzatıp kenardan evet. böyle hadi beni de alacak mısınız diye çıkabilir. Çünkü artık bunların hepsi birer servise dönüştü. Ve Heroes of the Storm 2015 yılında izometrik bir MOBA görmek istediğimde yenilik denince akla gelen isim benim kafamda. O yüzden çoğu insanın kafasında öyle şu evet an işte. Adaylığı gerçekten hak ediyor. World of Warships'e de parantez açalım ya. O da adaylarımızdan bir tanesi. Wargaming'in son World of oyunu sanırsam. Evet. Warships'ten sonra bir şey çıkmadı. Daha bir şey yapmayacaklar galiba. Kalmadı alan. Neresi galiba. Kaldı? İşte uzay kaldı. Uzayda Master of Orion zaten. Evet, of Orion hani onu da oradan kapatacaklar. Ya ben mesela World of Tanks oynadım. Değişirken mesela ben böyle ağır aksiyonları sevmem. Hani hı-hı. ama tankı anlayabildim. Oynadım. Evet, neden bu oyunun insan tarafından sevildiğini de anlayabildim. Warships'i hiç oynamadım. Yani çok uzaktan oynadım. Deniz oynarken falan seyrettim. Mesafeli oynadım. Mesafeli. Ama hani Warships'in bu kadar çok oynanması, bu kadar popüler olması, bu kadar iyi bir oynanması merak ettiğim bir konu yani. Hani oynamadığım için nedir Warships mesela? Hani o ağır aksiyonla ne hoşuna gidiyor insanın ya? Şimdi Warships'te şöyle bir şey var. Wargaming World of Tanks'te, yani World of Tanks öncesinde de sonuçta strateji oyunları yapan bir firmaydı. Bayağı o konuda geçmişi var. Zaten Master of Orion o yüzden onlar için evet. bir anlam ifade ediyor. World of Tanks'te acemilikleri üstlerindeydi. World of Warplanes'de o acemiliği attıklarına inanıp biz tamam abi bundan sonrasını hallederiz dediler. World of Warplanes zaten hiç adını bile anmıyoruz. Anladım. Yani yok oldu. Gerçi Wargaming bünyesinde de yok oldu sanki. Ve ardından World of Warships hazırlarken çok büyük ve hani istatistiki hassas şeyler uygulamışlar. Yani betalarda alınan yorumları çok iyi analiz etmişler. Bunlar için çok sessiz sakin sadece kendi core kitlelerine hitap eden bir yöntem izlemişler. Yani aslında şöyle bir şey var. World of Warships oyun olarak çok başarılı bir oyun. Ama bunun arkasında Wargaming'in gerçekten oyuncunun psikolojisini ve tavrını iyi değerlendirip oyunu buna göre çıkarması Wargaming var. Wargaming zaten kendi kitlesini bir önemsemek, hani yeni kitleler edinmekten ziyade herkese ulaşmalıyız, herkes bizim oyunumuzu oynamalıdan ziyade kendi kitlesini memnun etmeye çalışan bir tavrı var. Yani devamlı onlarla içli dışlılar yani. Aynen, kesinlikle katılıyorum. O çok önemli bir şey. Aslında gerçekten oyun piyasasında görmeyi istediğimiz hareketlerden evet. bir tanesi. Hani bak Gizem aşağıda, kimse önemsemiyor. Bir zırttan bir anlamı gelmedi yani. Evet yani, ama Wargaming ile ilgili Türkiye'de mesela gerçekten Fransa'da Türkiye'nin de bağlı olduğu etkinlik ofisi. Türkiye'de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Evet. İnsanlarla buluşmalar yapılıyor. Bunlarla ilgili bol bol zaten bültenler çıkıyor. Biz de Oyun Gezer Online'da haber olarak yayınlıyoruz. Müzelere gidiliyor, dolaşılıyor, sohbetler ediliyor. Şey yorumu doğru olur mu bilmiyorum ama benim dışarıdan gördüğüm o tabii. Hani konuşuyoruz insanlarla bir sürü ama kitle açısından en iyi kitleye sahip oluşum deniliyor Wargaming için. Yani hakikaten de öyle dışarıdan denilen adamları direkt hani sen para harcamışsın harcamamışsın fark etmez çat diye keti vuran bir hı-hı. yapısı var. Hala öyle mi bilmiyorum ama o dönem öyle konuşuluyordu yani geçtiğimiz senelerde. Hala öyle. Zaten o yüzden gerçekten dediğin gibi kitlesi en temiz olan MOBA'lardan bir tanesi. MOBA sonuçta bir hani arena. Arena olduğu için izometrik falan değil MOBA ama. Her oyunu diyebiliriz o zaman ama ya zorlarsak. Yok hani gir maçını yap çık şeyinde aslında hani massive değil, multiplayer online battle arena. Sonuçta uyuyor aslında bütün kurala. Online Uncharted oynadım geçen gün, o da gir maçını yap çıktı ya. O da MOBA. MOBA'ya giriyormuş. Ama sonradan aktardığı şeyler oluyordu diğer oyunlara. Evet. Neyse. Şimdi şeyde Wargaming'de gerçekten öyle bir kural vardır. Herhangi bir şekilde topluluğa zehirli bir katkıda bulunuyorsan para vermişsin vermemişsin önemli değil. Banlanman şeydir, kesindir. Ne yazık ki bizim diğer gördüğümüz oyunlarda bu tür hareketler sonuçta kullanıcı para verdiği için evet tolere edilebiliyorum abi. Ya o da hani gerçekten özünde bana da sorarsan pek de doğru pek de iyi bir davranış değil. Sonuçta oyunun genel kalitesi düşüyor ve oyuncu özellikle temiz olan oyuncunun o ortamın içinde bulunma isteği geri kaçıyor. Ya orada işte firmaların para kazanmakla ahlaki olanı veya daha doğrusu oyunların adına leke sürülmemesi adına bir ikilemleri var yani. O ikilemdeki ayarı kaçırdığın zaman bir bakmışsın oyun böyle elden gitmiş, kimler oynuyor belli değil yani. Evet ya, Wargaming o konuda World of Tanks'ten itibaren işi çok sıkı tuttuğu için oyuncu kaybetme gibi bir olayı olmadı. Yani evet. başta zaten gelen insan bu tepkiyi görünce ya kaldı ya gitti. O yüzden kemikleşmiş düzgün bir ekibi oldu ve World of Warships bu arada ağır aksiyonda ne hoşa gidiyor. Ben World of Warships'i diğer bütün World of oyunlarından daha çok seviyorum. Bir kere abi geminin kontrolü müthiş rahat. Çünkü
son anda geri kaçma şansın yok ya. Saldın abi gidiyorsun sol tarafa. Hani döndün gidiyorsun. Oradan torpido geliyor. Kıvrılmak için çabalayabilirsin. Ama bir noktadan sonra deneyim kazandığında zaten o kıvrılmayı kurtarıp kurtarmayacağım belli. Salıyorsun abi. Kolları salıyorsun böyle. O kahveden bir yudum alıyorsun. Diyorsa da gemi patlıyor böyle. Tamam, sen kaptan tribüne girmişsin. O Titanic'in batan gemide kaptanı duruyor ya en son böyle. Sen de rahatlıkla kahveni içersin. Abi sen de benim gibi 100 küsür tane gemin battığında orada ol. Sen de öyle oluyorsun merak etme. Abi bugün de battık ya diye. Ve şey dengeli. Oyunu arayüz olarak vesaire olarak diğer World of oyunlarından çok daha temiz. Hep anlatırım. Tankta soldan sağa giden bir teknoloji ağacı vardır. Ve benim kafamı hala çok karıştırıyor. Çünkü bir kısım menü yukarıdan aşağıya iniyor. O kısım soldan sağa geliyor. Bu tür şeyleri rafine edip temizleyip gerçekten World of Warships'i hem kullanıcı dostu hem para ödemeden yani sadece premium hesap alıp o da alınan XP'yi arttırıyor. Deneyim puanı artıyor. Doğru düzgün para ödemeden 40 liraya gerçekten son seviyeye rahatça 2-2,5 haftada gelebileceğin bir oyun. Yani şey de değil, önüne bariyer de koymuyor. Para vermedin bu gemiyi kullanamazsın. Para vermedin şu seviyeye gelemezsin. Evet, premium gemiler var ama hani Wargaming o tür konularda da hep şu ana kadar gördüğüm en kullanıcı dostu firmalardan biri olmuştur. Aynen. O yüzden hem oyun dünyasına getirdiği kültür hem oyunun kendi kalitesi açısından aday olmalı kesinlikle. Peki efendim, o zaman bu senenin en iyi online oyunu, oyun gezer online editörlerinin verdiği oylarla bu senenin en iyi online oyunu hangisiymiş bakalım. Rocket League bu senenin en iyi online oyun tarafı seçildi yani. Ki ben bile online oynamayan beni bile başında birkaç saat oturtabilmiş yani online abi. Çok uzak biri bile başında birkaç saat oturtabilmiş. Çok farklı. Hiç böyle hani figür olarak nasıl ortaya çıktığını merak ettiğim bir yokum yani. Hani biri dese toplantıda abi arabalarla topa vuracağız, gol olacak falan. Lan yürü git deyip şirketten çıkışını verirler, gönderirler. Böyle bir fikir tutuyor ve bu sene çok fazla insan tarafından oynanıyor. PlayStation 4'te var, PC'de var, Xbox'a geleceği de duyuruldu geçtiğimiz günlerde. İşte zaten büyük ihtimalle bütün o stüdyolardan atılan insanlar toplanıp Sayın X'i kurdu. O da ve oradan yani birlikte oyunu yaptılar. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Rocket League çok akıllıca bir taktik uyguladı ve PlayStation Plus'la bedava çıktı. Çıktığı zaman evet, hem de. O dönem zaten acayip derecede bir şey oldu. Yani hani bir anda böyle patladı yani. Evet ve hani bedavaydı. İnsanlar akın akın oynadı ki biz de ilk etapta öyle daldık. Bu bilinirliği çok yüksek şekilde evet arttırdı. Ve ondan sonra kulaktan kulağa, yayıldı. İşte streamden streame deli gibi yayıldı. Ve zaten oyunun temeli de çok başarılı olduğundan dolayı. Ya düşün, 4 tane falan haritası var ve bir ikisinde gece gündüz işte yağmur var yağmur yok farkı gibi detayları var. Bu kadar az bir içerikle oynanışını çok iyi yapıp buna güvenerek ortaya çıktı ve bence haklı yani. Evet, bence de bu senenin en çılgın oyunlarından bir tanesi diyerek sözü tekrar merkeze gönderelim. Enis, söz sende. Bakıyorum da hala yılın oyunları için yaptığımız özel programa tıklamamışsınız. Tıklayabilirsiniz burada, tıklayın. Evet, şimdi sen orada oturan tıkla. Evet sen. Arkada oturan sen de tıkla. Evet sen, öylesine bakmıştım abi kusura bakma gideceğim diyen sen de tıklayabilirsin.